Evet, başladı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok istediğiniz soru cevap videosunu sonunda çekiyoruz. Yunus Hoca'mızla beraber nasıl tanıştığımızı da burada anlatacağız. Ama şimdi elimde sizin sorduğunuz sorular var. Bunlara bakacağız buradan. Aralarına seçerek cevaplayacağız. Hazırsanız? Yayına girmeden önce tabii ki tişörtlerimizi, bu ayrıntıyı fark ettiğinizi düşünüyoruz. Stüdyo, benim ders çalışma stüdyom, biliyorsunuz ders anlattığım stüdyo. Evet, soruları alalım. Tamam, başlıyoruz. Buraları koymayacaksın zaten, yalnız hiç kameraya konuşma. Yamuk mu duruyorum? Hayır, değil. Böyle durmam iyi mi? İyi. Bunların hepsini koyacağım. Öyle kırpılmıyor çünkü bunlar. Yani hayır. Bir giriş, gelişme, sonuç olması lazım. Hayır. Devam et. Soruyu oku sen, devam et. Tamam, şimdi buradan sırayla başlayalım. Tamam, başla. Sor. BKM'ye beraber gidecek misiniz? BKM'de sene içerisinde imza günleri olacak BKM'lerde. BKM'lerde, fuarlarda, her tarafta. Tabii ki. Evet, beraber gidiyoruz. Ama ne için? Ne için? İş için. İş için, onu çekebilmem için. Asistanım olarak biraz. Tamam, yeni soruyu soruyorum, hazır mısın? Tamam, sor. Evlilik ne zaman? Ben neden önceden... Önceden bakmadım sorulara. Niye böyle bana sürpriz sorular oluyor bunlar? Böyle doğal olacak. Ben hiç göstermedim soruları. Önceden bakıp cevaplamadık da her şey burada anlık şu an. Evlilik ne zaman? Hayırlısıyla. İlk önce bir şu karavanı alalım. Türkiye'yi gezmeye başlayalım. Türkiye gezisinin mantığı ve her şeyi bir otursun. Bütün sistem bir otursun. Bakalım bir lagün kodlaması gelir. Sen anlamadın tabii, o bizim öğrencilerle aramızda. Ben anlamadım, evet. Neyse. Bakacağım sonra. Sonra söyle bana. Bütün sorular bana mı, sana yap mı? Beraber cevaplayacağız. Tamam. Tamam, güzel bir soru sorayım. Evet. Tartıştığınızda birbirinizin gönlünü nasıl alırsınız, seviliyorsunuz demiş arkadaşımız Sude. Nasıl alıyoruz gönlümüzü? Ben çabuk hemen yumuşuyorum zaten. Yani ben? Bir defa bir şey bir yapsa. Bir kere çok sinirli. Yani bunu kabul etsin. Anlık. Sinirliyim zaten, bunu kabul ediyorum. Öğrenciler kabul etmiyor. Ha, seni çok yok. Sakin biri sanıyorlar. Hayır hayır. Asla çok değil. Anlık sinirlenen birisiyim. Yani çok hızlı bir şekilde sinirleniyorum. Açıkçası damarıma basıldığımda karşımda kim olduğunun bir önemi yok. Öğretmen olduğumun da bir önemi yok. Bunu açık ve net söyleyeyim. Damarıma basıldığımda durmam yani. Beni kimse durduramaz. Damara basmalık da bir durum yok. Her an her şeyi sinirlemeni biliyor. Biraz bir agresif. Tamam, yok, agresif biriyim bile. Anlık parlıyor ama hızlı geçiyor. Bense... Sen de... Ben ömür boyu bile uzatabilirim. Evet, çok uzun sürüyor. Hiç hoş. Çok zor oluyor. Genelde ama... Barışabilmek çok zor oluyor. Gönlümü evet. Alıyor. Gönlünü almak gerçekten çok zor oluyor. Devam. O yüzden küstürmeyeceksin. Devam. Evet. Çok sorulan soru ve herkesin aylarca sorduğu soru. Nasıl tanıştınız hocam? Bu arada çok yakışıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Şimdi nasıl tanıştığımıza gelirsek. Önce telefonu bir bırakayım. Tamam. Ben her şeyi doğrusuyla anlatacağım. Şimdi ben dershanede öğretmenlik yapıyordum. Tamam mı? Derse girdim. Ders anlatıyorum. Öğrenciler bana diyor ki, ama ben Yunus Hoca'nızı tanımıyorum. Öğrenciler bana diyor ki, hocam Yunus Hoca bunu coğrafyanın kodları bunu çok güzel anlatıyor diyor. Kodlayarak öğretiyor falan diyor. Tamam mı? Bunu bir oldu söylediler, iki oldu söylediler. Lan dedim, kim bu adam? Bir girip baktım sonra ben de YouTube'dan. İzledim. Aa dedim, hakikaten güzel anlatıyor. Ondan sonra ben de derslere gitmeden, tabii ilk yıllarım olduğu için, derse gitmeden Yunus Hoca'nızı izleyip gitmeye başladım. Sonra işte ben de kendim aktif Instagram kullanıyorum. Orada paylaşımlar yapıyorum falan diye. Girdim, baktım Instagram var mı diye. Varmış. Takip ettim. Burada bir durdurayım. Gençler, sınıfta öğretmenlerinize lütfen öğretmenlerinize işte Yunus coğrafyan kodları diye biri var, kodlayarak anlatıyor. İşte böyle niye anlatmıyorsunuz? İşte yani beni söylemeyin sınıfta. Öğretmenlere söylemeyin. Öğrenciler kendi aranızda tabii ki yayın, beni önerin. İstediğim bu zaten, ama öğretmenlere söylemeyin gençler. Öyle bir söylüyorsunuz ki öğretmenler bana düşman oluyorlar bu sefer. Lütfen, bu konu benim hassas nokta. Tamam. Sonra işte girdim Instagram'dan, takip ettim. Ama galiba ilk başta takibime dönüş yapmadın Yunus. Yaptın mı? Yok, ben seni fark etmedim ya Instagram'da. Ettin. Hayır, nasıl fark etmedin sen? Ya Instagram'da çok takip eden oluyor, seni fark etmenin imkanı yok. Var, yalan söylüyor şu an arkadaşlar. Neyse, ilk başta bana geri dönmedi. Sonra şöyle oldu, öğrenciler benden kitap önerileri istiyorlardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Instagram'da soruyorlardı, hocam coğrafya kaynağı ne önerirsiniz? Ben de Yunus Hoca'yı tanıyorum bir tek. Adamın kitapları da güzel, zaten almışım. Onu kitaplarını öneriyordum, onun linklerini veriyordum. Ama onu etiketledim. Sonra etiketleyince... Bak şurayı düzeltelim. Öncesinde ben seni fark etmedim. Nasıl fark edebilirim? Senin gibi bir sürü kişi takip ediyor beni.
Sadece ya, beni etiketlediğinde ben seni gerçek söylüyorum. Hayır. Sen hatırlamıyorsun. Takipçisi çok olanların zaten isteği şey, hayır, takibi yok, yukarıda. Hayır, öyle bir şey yok işte. Var. O dönem o seni takip etti diye bir şey yoktu üstte. O dönemde yoktu öyle bir şey. Yalan söylüyorum ben, şu ben, an. Ben gerçeği söylüyorum. Benim hayır. İşim yani ben hatırladığım ve kesin bildiğim. Beni etiketlediğinde fark ettim sayfanı, bu. Bu kadar. Ha tamam, yani o kısım doğru olabilir. Bu yani senin fark etmeme imkan yok ama çünkü bir sürü kişi takip ediyor beni. Benim takipçim çok güzel. Ama işte o dönem öyle önde göstermiyordu algoritma. Neyse devam. Tamam neyse. Beni etiketlediğinde fark ettim. Sonra kitaplarını önerirken işte coğrafyanın kodları diye bir de etiket yapıyorum görsün falan diye. Çünkü diyorum şimdi ben de coğrafya öğretmeniyim. Adam Türkiye'nin en iyi coğrafya öğretmeni yani. En iyi değil. En iyi. Çok çok güzel öğretmenler var. Biraz daha farklı bir teknikle anlatıyorum diyelim. Bana göre en iyisi. Neyse. Önerdim. Sonra işte Yunus hocanız yazdı. Sayın hocam teşekkür ederim falan. O kadar resmi konuşuyor ki benle. Rica ederim hocam falan dedim. Oradan bir tanıştık. Konu buralara kadar. Ama o yazma olayı vicdana özgü bir şey değil. Ben genelde böyle biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz. İşte böyle içerik üreten öğretmenlere karşı, içerikçi olan öğretmenlere karşı sürekli irtibat halinde olmaya çalışıp onları destekleme noktasında, yani elimden geldiğince motive etme noktasında sürekli uğraşan biriyim. Evet. Sonra ilerlettik biraz muhabbeti. Yani. Evet. Bayağı. Sonra ben tabii biliyorsunuz mağaradan hiç çıkmıyorum. Mağaradan çıkmıyorum. O ara İstanbul'a gittim. Aa evet, orayı atladım. Ben anlatayım. Sen tamam, atlıyorsun tamam, bana tamam. Kaldı. İstanbul'a tamam. Gittim. Ama hiç şeyden çıkmıyorum biliyorsunuz. 2-3 ay, 4 ay kitap yazıyorum sürekli. Evde 10-15 saat canlı yayındayım hatta. Hiç çıkmıyorum canlı yayınlardan. O ara amcam geldi. Ticaretle uğraşıyor. Kütahya'ya gitmemiz gerekiyordu. İşte geldi İstanbul'da buluştuk. Öyle bir durum oldu. Öyle İstanbul'da buluşurken de işte ha resim attım. Ben tanışmak istemiştim seninle önceden. Evet. Konuşurken zaten hocam inşallah bir gün yüzde de tanışırız, denk geliriz falan demiştim. Ben İstanbul'dan resim attım. Yorum yaptım. Sen de ona yorum attın. Oradan buluştuk İstanbul'da. Evet. Buluşunca da işte ilk görüşte bir... Tamam, oraya çok fazla girmiyoruz. Aynen, anlat. Neyse. Tamam işte. Tamam, bu kadar. İlk adım meselesi. İlk adım. Ki ilk kim ilk adımı attı demişler. Öyle bir ilk adım olayı oldu mu? Ben mi? Oldu. Tam hatırlayamıyorum ben. Hani öyle bir hadi yani, o zaman gel şöyle olsun gibi bir durum değil. Süreç içerisinde olgunlaşan bir şeydi gibi. Aynen. Mi? Doğru. Evet. O konuda doğru. Ama şeyi atlamayalım. Ben o gün seni ekiyordum. Görüşmeye gelmeyecektim. Gelmeyecektim. Evet, ben ayağına gittim diyelim. Yani orada şeyde ben ayağına gittim buluşmak için, görüşmek için. Güzel tamam. De oldu. Başka? Hocam hiç tartıştığınız oluyor mu? Çok uyumlu görünüyorsunuz da. Hayır tabii ki. Gençler herkes tartışıyor. Ben hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değil. Ben de dışarıdan göründüğü gibi değilim. Benim de yani hayata dair pişmanlıklarım, yanlışlarım. Ben dışarıdan belki siz bizi Instagram'dan oradan buradan sadece iyi yanlarımızı görüyorsunuz ama hayır. Her insanın olduğu gibi biz de insanız. Bizim de yanlış yanlarımız, bazen yanlış davranışlarımız, hatalarımız. Bunlar gayet olabiliyor. Soru neydi? Biz niye buraya girdik? Hiç tartıştığınız oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Ya herkes de olduğu gibi bizde de oluyor. Ama anlaşıyoruz da yani. Ya. Kafamız ya çok uyuyor noktada, düşüncelerimiz. Birçok noktada anlaşabiliyoruz. Anlaşamadığımız bir iki nokta var. Benim bazı kötü özelliklerim var. Onun biraz özellikleri var. Yani ikimiz de bunları törpülemeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş alıştıkça törpülüyoruz. En aza indiriyoruz. Onlara da biraz da alışmaya çalışıyoruz. Çünkü dört dörtlük hiçbir şey olmaz. Yavaş yavaş törpülemeye çalışıyoruz işte. Yani tartışmasız vesaire olmaz yani, illaki olur. Soruyorum. Karavan gezilerinde vlog gelir mi hocam? Karavan gezilerinde beraber çıkacağız karavana. Yani ben bütün planı vicdanla beraber yaptım bütün planı. Bütün videolar, reels'lar, her şey beraber olacak. Olacak. Dijital olarak zaten bir sürü içerik paylaşımı yapacağız. Kesinlikle. Çok güzel. Her gezdiğimiz yeri, evet. Yediğimiz, içtiğimiz, her gittiğimiz yerin bir sürü, evet. Videosu, reels'ı. Onu güzel bir tasarımını iyi yapmamız lazım. Ocaktan sonra ona bakacağız. Yani vicdanın kanalında neler olacak? Coğrafyanın kodları kanalına hangi içerikleri atacağız? Onun güzel bir tasarımını yapıp zaten içerik üretmek için çıkıyoruz. Her şey olacak. CK günlükleri gibi, karavan günlükleri. İşte belki vicdanın kamera arkası çekeceği videolar gibi. Bakalım.
Şey söyleyecek miyiz? Ne? Zaman tanıştığımız, sevgili olduğumuz ne zaman söyleyeceğiz? Bir seneyi doldurmak üzereyiz. Duydular mı şu an? Nasıl? Duydular. Tamam. Bir seneyi doldurmak üzereyiz. Bir sene olacak, evet. Evet. O deniz manzaralı ev sizin mi? Hayır tabii, şaka mı yapıyorsun? Daha o seviyeye gelmedik ama gelişim sürecimi biliyorsunuz. 3 sene önce sıfırdım, eksiydim. Sıfır değil, eksiydim. Çok çok ciddi borçlarım da vardı 3 sene önce. Bu işe girdikten sonra yavaş yavaş 2 sene hiç kazanamadım. Bu sene yeni yeni kitaplarım çıkınca kazanmaya başladım. Şu an kiradayım ben burada. Buraya alabilmem için tahminim bir 5-6-10 sene falan çalışmam lazım. İmkanı yok. Şu an kirada. Kirada kalmak daha mantıklı. Böyle enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde kirada kalmak daha mantıklı. O yüzden belki param da olsa satın almam büyük bir ihtimalle. Parayı da karavan almak için şu an biriktirmeye çalışıyorum. Ama bir türlü birikmiyor. Gelecekteki planlarınız nedir? Bizim gelecekteki planımız ne yönde? Anlatın. Gelecekteki planımız çok net. Önümüzdeki 5 sene büyük bir ihtimalle Türkiye gezileriyle geçecek. Çünkü her şehre gidip 5 sene sürer. Her şehre gidip her şehirde bir 20 gün, bir ay gibi yaşayıp o şehri hissetmemiz lazım. İçerik oluşturmamız, içerik video toplamamız lazım dersler için aynı zamanda. Çünkü o videoları derste de kullanacağız. Bunun için de her şehirde bir ay kaldığımızı düşünürsek bir 5 sene sürebilir bu olay. Tamam, 5 sene karavan gezilerimizi yaptık. Bir de şey var tabii. Bu 5 senelik süreç içerisinde inşallah yurt dışında başlatacağız. Gezeriz tabii ki ya. Bir sene yaptıktan sonra Türkiye'yi yurt dışına da ayda bir, 2 ayda bir böyle önemli yerlere güzel gezilerde düzenlemeyi düşünüyoruz. Ama Türkiye olayı bittikten sonra bütün dünyayı dolaşırız diye düşünüyorum ben. Ben de çok istiyorum. Çünkü zaten o bütçeye sahip oluruz. Şu an yok. Ama Türkiye'yi gezdikten sonra gerçekten hedefim benim şu an önümüzdeki 3 sene içerisinde 5 milyon aboneye ulaşmak. Ve Türkiye gezilerini istediğim formatta ve istediğim tarzda yapabilirsem hedefim minimum 5 milyon aboneye ulaşmak. O 5 milyon abone de bize gerekli sponsorlukları getirecektir. Çünkü kanal biraz daha farklılaşacak o dönemde artık. Sponsor da gelir bize. Bütün dünyayı dolaşmayı hedefliyoruz. Bakalım. Tabii burada küçük bir evet. Başka seni söylemek istediğim. Tabii ki her süreç içerisinde olacak her şey. Ne gibi her şey? İşte başta söyledik ya, evliliktir, ıdır mıdır gibi şeyler. Aynen, yani gelecek süre içerisinde, planlarımız. Tabii ki süre içerisinde yaşayıp göreceğiz her şeyi gençler. Hiçbir şey için acele etmiyoruz. Tabii ki. Belki de bir bakmışsınız karavanda kaza yapmışız, ben gitmişim. Allah korusun. Hayat bu yani. Bakalım. Evet, başka. Bu kadar mı? Hep aynı şeyler. Nasıl tanışmamızı çok merak etmişler. Nerelisiniz demişler. Ben Trabzonluyum. Ben de Afyonluyum ama doğumum İzmir. Senin doğum yine de Trabzon. Evet, ben doğum yerim de Trabzon. Evet. Bursa Gemlik'te, liseyi Gemlik'te okudum. Üniversiteyi İstanbul'da. Hocam, Yunus hocamız ile gelecek düşünüyor musunuz? Vallahi onu çok seviyorum. Siz de çok güzelsiniz. Hissettiniz mi ilk karşılaştığınızda? Konuşayım mı şimdi her sen şeyi? Sen tabii konuşacaksın. Onun için şey yapmadın mı? Biz hadi ilk buluştuk, tamam mı? Yunus beni görmeye geldi. Buluştuk ama tabii aklımızda tabii ki hiç öyle bir şey yok. O niyetle buluşmuyoruz yani. Hani ben de coğrafya öğretmeniyim, o da bir coğrafya öğretmeni. İşte yani işle, meslekle ilgili sohbet etmek için falan böyle tanışmak için buluştuk. Ben tabii her zamanki gibi yine böyle çok konuşuyorum, anlatıyorum. Oradan bahsediyorum, Erasmus'undan bahsediyorum, neden geri döndüğümden bahsediyorum falan. Yunus o kadar ağır ki sadece duruyor, beni izliyor. Büyük ihtimalle o ara süzüyor. Değil mi? Yani tanımaya çalışıyorsun. Ben ağır bir nasıl insanım. Nasıl biri oldum dışarıda. Gençler, benim tek bir işim var bu hayatta. Analiz etmek. Tek işim bu. Her şeyi de analiz etmek. İnsanları, sistemi, her şeyi analiz etmek. Yani sakin bir insanım. Analiz ettim yani. Dışarıda aynen o gün böyle sadece duruyor, beni izliyor. Yani dinliyor sadece, işte ben konuşuyorum da konuşuyorum, ben anlatırım zaten sürekli. O beni etkilemişti, evet, böyle biraz ağır duruşu. Yani başarılı bir adam zaten ama orada ağır duruşu falan, evet, beni gerçekten etkilemişti. Sonra zaten konuşmaya başlarken her şey ortaya çıktı. Fuarlara beraber geleceğimizi, her kim yerde beraber öyle olacağımızı. Korbey sormuş. Ulan Korbey, var ya lan. Lan ya. Lan bırak lan peşimi. Sabah yine mesaj atmış be. fuarlara geleceğiz. Büyük fuarlara bu sene inşallah hepsinde olacağız. Samsun,
Korbey, Samsun'u Korbey için ekledim. Yani Samsun'a gitme gibi biraz zor gibiydi ama Samsun'a sırf Korbey var diye Samsun'a gideceğiz. Samsun var. Antalya, Adana, Ankara, İstanbul, Bursa. Buralarda buluşacağız bu sene büyük bir ihtimalle. İstanbul zaten bana çok yakın. Hemen burada yarım saatlik uzakta. 300A'ya binip hemen TİAP'ta ineceğim. Evet, 300A'ya binip hemen TİAP'ta ineceğim. İstanbul Fuarı da 1-2 gün oluruz büyük bir ihtimalle. Yeterse. Evet, İstanbul Fuarı'nda oluruz. Diğer fuarlarda olacağız ama bizim asıl buluşmalarımız karavan gezilerinde olacak. Çünkü evet, çok güzel şeyler tasarlıyoruz. Semaver gecelerinde buluşacağız. Farklı farklı yerlerde buluşacağız. Belki BKM'nin kendisi olmasa bile çalıştığı satış noktaları var. Büyük kırtasiyeler bulunduğunuz şehirde. O kırtasiyelerde yine buluşmalar yapacağız gibi. Sizi birbirinize bağlayan özelliğiniz. Bilmiyorum, öyle sormuştu. Sizi birbirinize bağlayan özelliğiniz. Sen cevapla. Benim çok var yani söyleyebileceğim. Tamam, söyle o zaman. Bir kere Yunus'un çok yani hırs aslında kötü bir kelime anlamında ama ben kötü anlamda kullanmıyorum. Yunus'un hırslı olmasını çok seviyorum. Yani bir gün başına yine bir şey gelse, diyor borçları vesaire vardı. Bir şeyler olsa yine kendini çıkarır. Yani o kafası hep çıkar oradan. Yani hayatını yine kurtarır. İkincisi işte dediğim gibi ağır bir adam oluşunu. Sen işkolik bir adam ve ben bunu çok seviyorum. İşkolik olması. Başka şeyler. Sevmiyorum diyecektin herhalde. Hayır, seviyorum. Başka şeylerle uğraşmıyor en azından. İşkolik olmasını seviyorum. Yani kızdığım zamanlar da oluyor ama yok, böyle iyidir. Ben onu kabul ediyorum. Sahiplenmesini çok seviyorum. Benden daha olgun. Ben kendimi olgun bilirdim ama benden daha olgun zaten. Vicdanda neşeli. Sürekli böyle hareketli, neşeli. Bana enerji katıyor. Benim en sevdiğim özelliği. Bunun dışında bir sürü özelliği var ama en sevdiğim bu. Devam ediyoruz. Yunus Hoca'yla yapmaktan keyif aldığınız en güzel şey demiş. Soru bana gelmiş. Bizim bence en mutlu, en stressiz ve en kavgasız zamanlarımız yaptığımız şey gezmek bence. Beraber gezerken ne Yunus'un gıkı çıkıyor. Yani melek gibi bir adama dönüşüyor. Allah Allah. Aynen, sinir yok, hiçbir şey yok adamda. Sadece yürüyor mesela, saatlerce yürüyün yürür. Ben Yunus'la gezmeyi çok seviyorum. Sorular bitmek üzere yani aslında evet, çok fazla soru var. Ama sayfalarca hepsine cevap veremeyeceğimiz başka için aralardan. Başka bir yayında. Seçiyorum. Part 2'de. Part 2 aynen. En çok hangi huylarınız birbirinize benziyor hocam? Sen düşün. Benziyor mu? Önce benzeyen huylarımız pek yok. Değil mi? Var mı? Şimdi sanki her konuda aynıyız gibi geliyor bana. Hayır, çok iyi anlaşıyoruz ama sanki sen farklı, ben farklıyım ve bu farklılıklar birleşince anlaşabiliyoruz gibi. Şimdi benzerlik düşününce evet, benim de aklıma gelmedi. Yani ben öyle daha mantıklı gibi geliyor bana. Yani Yunus çok sakin bir şeydi. Evet, ben daha çok böyle hareketli. Ama kafa yapılarımız da çok uyuyor gibi. Tabii. Yani. Neyse, başka soruya geçelim. Yani hep tanışma sorulmuş, hep evet, düğün evet, sorulmuş. Gençler şimdilik öyle bir tabii ki düşüncemiz var. Değil mi Yunus? Tabii ki yani sonuçta ama bir yola girmişiz. Değil. O yolun sonunun gideceği yer belli. Sadece süreç şu an net değil ve ne zaman ne olacağı belli değil yani. Sonuçta bir yol var ortada yani. Bakmak ister misin sorulara? Cevaplamak istediğin bir şey varsa. En çok gitmeyi istediğiniz ülke. Ben Norveç'e gitmek istiyorum en çok. Aa evet, Kuzey Avrupa ülkeleri. Norveç'i görmek istiyorum bir de. Ben Uzak Doğu'yu da çok görmek istiyorum. Böyle Tayland, Endonezya ya da böyle Güney Kore. Ben korkuyorum oralara gitmeye. Güney Kore'ye falan. Güney Kore olabilir. Güney Kore. Japonya'da olabilir ama ne bileyim, Tayland, Vietnam, Hindistan falan beni cezbetmiyor açıkçası. Yunus Hoca'nın burçlara inanmadığını biliyorum. Ama sormak istedim, burçlara inanıyor musunuz? İnanmıyor musun burçlara? Yani çok önemli. Çok anladığımız bir şey değil açıkçası. İnanıp inanma yani meselesi değil de. Ama bence o tam bir kova. Yani benim Başak olduğum kadar. Bütün soruları cevaplamış olduk. Evet arkadaşlar. Daha sorular varsa değil mi, yorumlara evet, yazarsınız. Dediğimiz gibi part 2'de onların devamını çekeriz. Böyle videoların devamı gelecek. Ben özellikle kışkırtma videolarını çekmeyi çok istiyorum. Birazcık tırsam da. Bence aşırı keyifli olacak ama yani izlerken bayılacaksınız. Bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kendinize güzel bakın. Bay bay.